Evet, konuğumuz girişimci Olgun Tan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne konuşacağız? Maker hareketi diye bir şey var. Ne demek abi maker hareketi? Siyasi bir hareket mi? Yok, siyasi bir hareket değil. Ne hareketi bu? Aslında 2007-2008 gibi Amerika'da ortaya çıkıyor ilk maker hareketi. Maker movement olarak Dale Dorte dinlendiriyor. Diyor ki artık teknolojik üretim araçları özellikle çok kolaylaştı. İşte 3 boyutlu yazıların çıkması, basit elektronikçi olmayanların da kullanabileceği elektronik kartların ortaya çıkması, ücretsiz kodlama platformlarının ortaya çıkmasıyla aslında herkes teknoloji de üretebilir diyor. Ve Maker Movement diye bir şeye başladı diyor. Ben de bunu Makers Türkiye olarak 2014'te 5 sene önce bundan önce ilk defa Türkiye'yi anlatmak bir için... Bir şey sorabilir miyim? Maker Movement İngilizcesi. Evet. Maker hareketi Türkçesi. Aynen. Niye maker'a bir Türkçe kelime bulamadık mı? Bulamadık. Bayağı yapan üreten. Adam dedik, üreten dedik, yapan dedik ama maker böyle marka gibi, yani internet gibi bir kelime. Ondan dolayı böyle. Ama en azından böyle ne bulamadığımızı da konuşursak evet. Kafada yerleşi yani yapan insan, maker, üreten, yapan adam. Aynen. Ama yapan kadın da var. Olabilir ya. tabii. Çok cinsiyetçi aynen. Olur yapan adam. Bayağı bir şey denedik. Yapan diyelim. Yapan, üreten. Yapan hareketi. Aynen. Tamam, maker diyelim. O sorun yok. Daha iyi anlaşılıyorsa yapacak bir şey yok ama evet. Keşke Türkçe bir şey üretebilsek. Evet, denedik birkaç alternatif. Oyladık hatta, 20'ye yakın alternatif çıktı. Hepsi eşit oy aldı ve çok da oy almadı yani. Kimse hiç ısırmıyordu. Bazen öyle oluyor yani. Community'de evet. Şey oldu. İngilizcesi daha şey ki. Oluyor. Evet, Türkçesi de şey oldu. İşte bunları başlatanlar ismini de koyuyor. Evet, koyanlar oldu. Üretmen vesaire gibi bir sürü şey böyle denendi de. Yok tutmadı. Sonuçta neyse geçelim bunu. Maker hareketi demek yapan insanların bir... dalgası. Aynen, bu bir üretme kültürü yani tüketme, üret, atma, tamir et vesaire. Bu aslında bir üretim kültürü. Yemek yapmaktan robot yapmaya kadar bir kültür. Ama teknolojik kısmı şu an daha önde. Çünkü teknolojik kısım daha katma değerli olan kısım. Yani hepimiz yemek yapıyorduk binlerce yıldır ama teknoloji hepimiz üretemiyorduk. Sadece kapalı kapılar ardındaki firmalar üretebiliyordu. Bu innovation buralardan çıkıyordu. Ama şu anda herkes evinde bile, yani o küçük eskiden o Amerika garaj hikayeleri, herkesin evet. Evine inmiş oldu. Herkes evinde bile basit prototipler üretip... Bizim ülkemizde de durum böyle mi? Evet, bizim ülkemizde de böyle. Ama daha hala zayıf aslında... Çünkü inovasyonu ben şöyle tanımlıyorum. Aslında bilgi, özgüven, doğru araçlar, doğru insanlar. Bunlar birleştiğinde innovation oluyor. Silikon Vadisi'nin 1980'lerden beri bu işin merkezi olmasının sebebi bu dörtlüyü o zamanlardan İnovasyona birleştirmesi. İnovasyona yenilik diyebilir miyiz? Evet, yenilikçilik diyebiliriz. Yenilikçilik. Aynen. Tamam. Bu Silikon Vadisi'ndeki devamlı olan inovasyon aslında buradan doğuyor, bu dörtlüden doğuyor. Bizim insanımızın özgüveni de bir noktada bazen eksik kalıyor, bilgi eksik kalıyor. Doğru insanlar doğru araçlarla buluşamıyorlardı. Şimdi en azından 3-4 senedir bu oluşan yeni girişimcilik ortamı vesaire birazdan bunlara imkan sağlıyor. Şimdi özgüven olduktan sonra bilgiyi Google'dan buluyorsunuz ya da nereden bulacağınızı Google'dan buluyorsunuz ya da arama motorlarından. Doğru insanı, doğru mentor, doğru yatırımcı, doğru ortak bunları bulmanız birkaç gerekiyor. Birkaç şey soracağım size tabii. Ya. Maker nedir? Startup nedir? Şöyle, şimdi startup girişim demek ve aslında Eric Ries'in tanımına göre iş modelini arayan geçici organizasyon aslında startup. Yani dener yanılır ve bir yerde iş modelini bulur ve daha sonra kurumsalı da yıkar geçer mesela. Kurumsal onu satın almak zorunda kalır. Kurumsal daha hantaldır. Maker nerede? Maker şu, maker üreten yapan demek. Maker bu işin prototipi. Atıyorum ben bardağı yapacağım. Bu bardağı yapmak için en başta benim bunu üretebilmem lazım. Ama son ürünü üretmiyorum. Öncesinde prototipini üretiyorum. Prototipini üretmek eskiden büyük firmaların yapabildiği şeylerdi. Çünkü işte kalıp maliyetleri, büyük laboratuvarlar vesaire. Şimdi bunu 3 boyutlu yazılarda belki işte 3 saatte 5 lira plastik maliyetine basıp işte bunun kulpu böyle olsun ya da yok bunun kulpunu ben böyle yapmadım farklı şöyle yaptım diyerekten farklı tasarımlar yapıp aslında sınırsız prototip yapabiliyorum. Sınırsız prototip de inovasyonun en önemli özelliği, yenilikçiliğin. Çünkü ne kadar fazla iterasyon yaparsanız, değişikliği hızlı yapabilirseniz o kadar fazla farklı ürün geliştirebiliyorsunuz. Deneyi yanılarak yapabiliyorsunuz. Ondan dolayı aslında maker kültürü fiziksel ürün geliştirmenin ön kısmını, prototipleme, deneme yanılma kısmını yapabileceğiniz
taraf. Ben bunun prototipini ürettikten sonra gidiyorum yatırımcıdan. Bak ben böyle bir şey ürettim. Bu da içindeki işte sıcaklığı, kahvenin sıcaklığını yazıyor. 80 derecenin altına ince de bip bip ediyor. USB ile ısıtıyor. Kahvemi sıcak. Akıllı bardak yaptı. Aynen, ben bunun prototipini yapacağım demek var. Bir de yapıp götürmek var. Yapıp götürünce aa yatırımcı gel bakalım diyor, ben bunu yaparız. Para sokuyor. Bu sahibi girişime dönüşüyor. Böylece satılabilir diyor. Önce maker. Aynen öyle. Önce prototip. Önce maker hareketi. Aynen. Sonra start. Sonra girişimcilik. Peki. Neden biz bunları gelecek başlığı altında konuşuyoruz? Siz niye bu programda bunu konuşuyorsunuz? Şöyle, çünkü şimdi gelecek aslında çok enteresan. Gelecek bu mu? Gelecek makerlar mı, startuplar mı? Şimdi o çok iddialı olur ama startupların tabii devri şu anda başladı. Şimdi biz iddialı olabiliriz bu programda. Tamam, rahat iddialı olalım. Gelecek ya. Aynen. İddialı olalım biz. Aynen. Start-up. Bak bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük problemi, herkes müthiş bir iş arama kültürü var. Evet. Yani bu anneler babalardan başlayan, aman maaşım belli olsun, bir yere SSK'lı gir, her ay maaşını al. Halbuki yani gelecekte artık başka bir şeyler olacak, tabii, değil mi? Iş, İnsanların tabii. Böyle bir hedefi olamaz artık. Tabii, bir tabii, kuruma tabii. Gireyim, bir yere gireyim, çalışayım, bağlı çalışan olayım, işçi olayım, gelecek için yanlış hedef. Kesinlikle. Doğru mu? Doğru. Bunu açalım, çok doğru. Ama bu çok önemli bir şey. Çünkü bu kültürü yıkmak lazım. Yıkılıyor zaten. Yıkılsın ve gençlerimiz artık kendi startuplarını başlatsınlar. Şimdi şöyle. İddialı mı? İddialı, ama güzel. Ama doğru mu? Doğru. Tamam, devam edelim. Şöyle, yani benim üst jenerasyonuma, onların babası, yani benim babama, dedem demiş ki memur ol, kendini kurtar. Bana babam işte bir kurumsala gir, kendini evet. Kurtar vesaire, işte maaşlı ol vesaire. Ben çocuğuma asla öyle bir şey demeyeceğim. Zaten artık yetkinliklerin raf ömrü o kadar kısaldı ki, yani yeni yetkinliklerle artık kimse bir iş yapmıyor. Eskiden bir iş yapıyordu bizim üst jenerasyonumuz. Şimdi ben üçer sene aralıklarla işte 15-20 sene kurumsalda kalıp 4-5 senedir de girişimcilik yapıyorum. Farklı farklı yerler gördüm. Benim çocuğum belki senede 3 iş yaparak devam edecek farklı farklı gençler şeyler. Gençler böyle bir şey tercih etmeyecek zaten. Evet, aynen öyle. Zaten yeni nesil tercih etmiyor ve gig ekonomi dediğimiz, yani bu freelancer ekonomisi, kendi işini yapan, yani gitar dersi de verebilir, sosyal medya yönetebilir, yazılım yapabilir aynı anda ve bunu uzaktan yapabilir ve bunu tüm dünyaya yapabilir. 5 firmayla çalışabilir. Aynen öyle. Aynen. Çünkü bunu sağlayan platformlar var. Yeni dünya böyle bir dünya. İş gücünün esnekliği burada zaten ortaya çıkıyor. Bu açıdan da bu yeni nesil yetkinlikler aslında çok önemli. Çünkü 20. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz yetkinlikler işte yaratıcılık, orijinallik, fikirlerin akışkanlığı, dijital yetkinlikler, komünikasyon, iletişim yetkinlikleri, işte Nesta'nın, World Economic Forum'un devamlı açıkladığı yetkinlikler bunlar. Bunları kazananlar önümüzdeki dönem, işte gelecekte diyelim, yapay zekanın, robotin geliştiğinde işlerini kaybetmeyecek insanlar olacaklar. Yani buradan hiç korkmuyor olmamız lazım biz. Bence de. Yapay zeka, robotik vesaire yepyeni iş alanları açacak. Kimin için? İnovatif yetkinliklere sahip olanlar için, 21. yüzyılda yetkinliklerine sahip olanlar için. İşte maker kültürü, girişimcilik kültürü, eleştirel düşünce vesaire gibi yetkinlikler hep bunları tamamlayan yetkinlikler olduğu için evet, geleceğin başlangıcı diyebiliriz. Zor bir soru soracağım. Buyurun. Kaç yaşındasın? 38, 39'a geliyorum. Peki, şöyle bir soru. Bugünkü aklınla lisede olsaydın ne yapardın? Hemen prototip yapardım. Ne demek o? Yani bunları hemen açalım. Şimdi liseliler bizi izliyor. Evet. Şimdi şöyle, bir sürü liseliyle, üniversiteyle de çalışıyoruz biz. Mentorluk yapıyoruz. Biliyorum, o yüzden sordum. Aynen öyle. Çok enteresan hikayeler çünkü de çıkıyor. Çünkü insan bu kafayla lisede olamıyor. Tabii. Ya hepimiz için geçerli. Aynen. Ama öyle bir hayal kursak neler yapardın? Nasıl bir kariyer çizerdin önüne? Tabii, ben işte ilk internete lise 1'de girdim. Yeşil ekrandan şeyden metoedu.tr'ye yazdık. İşte ODTÜ'nün sitesine girdik. Şeyler. O zaman işte Tarsus Amerikan mezunuyum. Ben öğretmenim şey demişti, bilgisayar öğretmeni. Bak bunun görsellisi çıkacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin resmini bile göreceğiz. Hani browserlardan bahsediyor şu anki falan. O zaman çünkü böyle yeşil ekranlarda falan girerdik. Şimdi tabii çocuklar hemen nasıl yapabilirim, şunu nasıl yapabilirim diye bakıyor. Projesi çıkıyor. Şuradan bunları satın alıp bunları yapabilirsin. Alıyor gidiyor onu işte kitlesel fonlama sitelerine koyuyor. Oradan fonunu buluyor ve bunu direkt bir girişimcilik hikayesine çevirebiliyor. Deniyor yanılıyor. Kaç yaşında yapabiliyor? Vallahi şöyle diyeyim, 14 yaşından sonra bu çok hızlanıyor. 14 yaş öncesi biraz daha yine yapıyorlar. Yani 11 yaşında oyun yapanlar var, 9 yaşında oyun yapıp... Onu soracağım ya, bu gerçek olacak mı? Yani gerçek artık oldu.
Oluyor. Bir evin geçimini daha küçük yaştakiler sağlayacak. Tabii tabii. Şimdi mesela o şey, bunu anlatalım ya. E-sports işleri vesaire evet, var biliyorsunuzdur tabii, yani spor. Orada hani kaç yaşında çocuklar ne paralar kazanıyorlar ya. Yani. Şeyler o video çekenler tabii, de çok para kazanıyor. Vesaire. Ama hani mesela bu konuda yaş aralığı ne olur? Şöyle benim gördüğüm. 2019 gördüm. Yılından bahsediyoruz. Şimdi biz mesela 5 yaşından itibaren teknoloji öğretmeye başlıyoruz çocuklara ama bir hikaye çıkarıp bunu satılabilir bir ürün haline dönüştürüp ki yani if you're not making profit it's a hobby diyor Mark Cuban. Yani eğer kar yapmıyorsanız o bir hobidir diyor. İş değildir diyor. Yani bunu bir iş olarak düşün. Çok Amerikan bu değil mi? Aynen. Ya mutlaka tabii. Yani ben hep onu söylüyorum. Girişimcilik eğitimlerinde de söylüyorum. Yani sosyal bir girişim değilse sen ticari bir girişimsin. Ticari girişimse para kazanmak zorundasın, satmak zorundasın. Bunu para yani Türkiye'de bir de şey de vardır. Para için yapıyor falan. Tabii ki para için yapacak. Yani girişimciysen para için yapacaksın. Şey değil, tabii ki. Aynen daha çok para kazan, biz daha bir büyük. Bir de ülkemizin buna ihtiyacı var. Aynen ülkemizin öyle. İş arayan insanlara ihtiyacı aynen yok. Öyle. İş üreten insanlara aynen ihtiyacı katma var. Katma değer üreten, bunu yurt dışına satabilecek şey. İşte bu mesela işte bir oyun yapıyor. 1 dolara oradan yurt dışından satın alıyorsun onu. Alıyorsun onu. 1 milyon tane alınca 1 milyon dolar dışarı çıkarmış oluyorsun. Çok büyük bir laf edeyim mi? Buyurun. İşsizliği önlemenin yolu iş arayan insanların ortadan yok olmasıdır. Olabilir, evet. İş üretirse genç arayacağını arkadaşları arayacağına kendisi arkadaşlarıyla birlikte bir de bunlar tek başına yapılan işler değil değil mi? Değil. Yani tek de yapabilir ama hep bir yani co-founder ortak iyidir bir girişimi kurarken. Tek de yapılabilir tabii ama daha zordur. Ama ortak içinde dürüstlük ve aynı hayale bakabiliyor olmak çok önemli. Ben iki şeyi söylüyorum. Yani gerçek bir ortak hani doğru kişiler dedik ya. Tamamlayıcı biraz. Doğru. Evet. Yani ortak gerçekten hem dürüst olacak hem de aynı hayale bakıyor olacaksın. Birisi çok küçük düşünüyor, birisi de dünyayı ben kurtaracağım diye bakıyorsa zaten bir yerde kopuyor. İnovasyon öğretilebilir mi? İnovasyon yani kültürü yenilik, öğretilebilir. Yenilik kültürü öğretilebilir. Aynen. Öğretiyor musunuz? Biz öğretiyoruz zaten. İşte bu yeni nesil yetkinlikler aslında, bu esneklikler, o inovasyonu yapmayı sağlayan esneklikleri sağlıyor. Mesela hata yapma kültürü. Türkiye'de hiç olmayan bir şey. Ama işte Sir Ken Robinson'ın How Schools Kills Creativity diye YouTube vardı. Hmm. Okullar nasıl yaratıcılığı öldürüyor diye. Çok güzel 16 milyon view olan bir TED konuşmasıdır. O da ondan başlıyor. Bu yaratıcılık, bu özgüven, bu hata yapma lüksü, bu hata yapma, hatadan öğrenme. Bunları biz şey yaparsak, hani icat çıkarma değil, icat çıkar bir şeyler yap dersek, işte o inovasyon kültürü bu zaten. Hemen başarı bekliyoruz. Hemen bir şey olacak. Hemen herkes Facebook olacak sanıyoruz. Son iki dakikamız şey şu yeni nesil beceriler mi dedin? Yetkinlikler. Onları bir tekrar edelim, toparlayalım. İki dakikamız kaldı. Evet. Yaratıcılık. Yani ileride otomasyon geldiğinde, yapay zeka geldiğinde bizi hala farklı kılacak. En azından bir 50 sene kadar daha sonrasını bilemiyorum. Yaratıcılık, orijinal düşünce, fikirlerin akışkanlığı, dijital yetkinlikler, soft skills yani iletişim becerileri. Bu beş beceri bizi her halükarda robotlardan, yapay zekadan bir süre daha farklı kılacak. Bunlar yetenek değildir, öğrenilebilir. Bunlar yetkinlik, aynen öyle. Öğrenilebilir yetkinlik. Biz bütün bu eğitimlerimizi buna map ederek zaten şey yapmaya çalışıyoruz, kazandırmaya çalışıyoruz. Peki, o zaman böyle bir iyi bir temenniyle bitirelim. İnşallah bundan sonra bütün gençlerimiz kendileri, kendi işlerini üretsinler, evet, yapsınlar, tabii, iş aramasınlar. Mümkünse de ortaklarına çalışma alanları yaratsınlar. Aynen. Denemekten korkmasınlar, yapmaktan korkmasınlar. Ne yaptığınız önemlidir, ne düşündüğünüz, konuştuğunuz, planladığınız değil diyor Jason Fried. Ben de öyle bitireyim. Tamam. Geleceğin gençleri bir yerde bağlı çalışmayacaklar. Özgür birçok şirketle çalışıyor olacaklar. Olacaklar. Aynen öyle. Tamam. Yolları açık olsun. Açık çok olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere efendim.